Merhaba sevgili gençler 3 4 5 yayınlarının hazırladığı 25'li paragraf denemelerinin 16.'sının çözümüyle bugün birlikteyiz. Hazırsanız başlayalım. Birinci sorumuzla başlayalım sevgili gençler. Yukarıda numaralanmış parçaların hangilerinde sözü edilen kalenin kim tarafından inşa ettirildiği? Burada inşa ettirmek sözcüğü bir binayı yeniden yapmak diye düşünebiliriz. Onarmak ya da tamiratla karıştırmayalım. Bu çerçevede seçeneklerimize bakalım sevgili gençler. Adıyaman Kalesi 8. asırda Emevi kumandanı Mansur bin Cevane tarafından Bizans'a karşı savunma maksadıyla yaptırılmıştır. Kim tarafından yaptırıldığı belli. Dolayısıyla inşa eden belli olduğu için biri alıyoruz. 2 ile devam edelim. Besni Kalesi Hititler döneminde inşa edilen kale Besni ilçesindedir. Kaleyi Eti Krallığı'nı kuran insan yaptırmıştır. Yine kim tarafından inşa ettirildiği belli. Dolayısıyla 2'yi de rahatlıkla alabiliriz. Diğer seçeneklerimize de hızlıca bakıyoruz. Gerger Kalesi Gerger ilçesinin güneyindeki bir köyündedir. Berber Kalesi adıyla da bilinir. Sarp bir kayalık üzerinde olmasından dolayı günümüze kadar bozulmadan gelmiştir. Kim tarafından yapıldığını bilmiyoruz. 3 nolu seçeneğimizi eledik. 4'e bakalım. Kağıtta Kalesi Kağıtta'nın 20 km kuzeyinde üzerindedir. Kahta çayı ile çevrili sarp ve kayalık bir tepe üzerindedir. Üzerindeki kabartma heykeller Roma ve Bizanslara aittir. Yine kim tarafından yapıldığını bilmiyoruz. Sultan 1. Mahmut Han devrinde tamir edilmiştir. Buraya dikkat edelim. İnşa etmek ve tamir etmek farklı şeyler. Dolayısıyla yanıltıcı bir seçenek olabilir. Dörde eliyoruz. Beşe bakalım. Keysun Kalesi Besni ilçesinin Çakırıyık bucağında geniş bir ovanın ortasında kurulmuştur. Ama kim tarafından yapıldığını kurulduğunu bilmiyoruz. Devam edelim. Sık sık savaşlara sahne olan kale çok defa yıkılmış ve tekrar yapılmıştır. Yine kim yapmıştır bilmiyoruz ya da yapıldıysa bile bir onarım söz konusudur. Kalenin hüyü ve su kaynakları meşhurdur dedik. Beşnoğlu seçeneğimizde dedik. Cevabımız bu anlamıyla çok net olarak 1 ve 2 yani A seçeneği olur sevgili gençler. İkinci sorumuzla devam ediyoruz sevgili öğrenciler. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada anlatılmak istenen düşünceyle örtüşmektedir? Bu ifadeye dikkat edelim. Yakın anlamlı olması da bizim için yeterli olacaktır. Birebir aynı şeyi istemiyoruz. Bakalım metnimize. Metnimiz eğer öğretici bir metinse konusu üzerinden gideriz. Eğer öznel bir metinse ana düşünce üzerinden ilerlememiz gerekir. Felsefe tarihinde Marcus Tullius Cicero'yu hariç tutarsak hayat ve ölüm felsefenin konusu olduğu halde yaşlılığın felsefenin konusu yapılmadığını görüyoruz. Felsefenin konusu nedir? Hayatı ve ölümü alıyoruz. Ancak yaşlılık felsefenin ilgi alanına girmemektedir. Burayı hallettik, devam edelim. Ancak bu durum sadece felsefe için geçerlidir. Ne için geçerlidir? Yaşlılığın bilimin birçok alanında ele alınması nispeten yeni sayılabilecek bir şeydir. Nispeten oranla gibi bir anlam var. Oldukça gibi bir anlamı da var. Burada oldukça yeni sayılabilecek bir şeydir diye düşündüğümüzde aslında bilimin de yaşlılığı felsefe gibi ilgi alanına almadığını görüyoruz. Bu çerçevede odak noktamız aslında odak kavramımız yaşlılık her ikisinin de ilgi alanında değil şeklinde seçeneklere odaklanmam gerekiyor. Bakalım sevgili gençler felsefe ve bilim arasında evreni değerlendirme noktasında derin ayrımlar vardır. Evreni değerlendirmekten ziyade yaşlılık demiştik. Daha özel bir kavrama yönelmiştik. O nedenle A seçeneğimizi eledik. B'ye bakalım. Felsefe ve bilimde ihmal edilen bazı mevzular söz konusudur. Bazı mevzular derken aslında Yaşlılığı da buraya dahil edebilir miyiz? Elbette dahil edebilir. Çok genel bir kavram, kapsayıcı bir kavram olması nedeniyle soru işareti koyup devam ediyorum. Bilim felsefesi bilim ile felsefenin kesiştiği noktalardandır. Konumuz bilim felsefesi değil. Yaşlılık hiç yok. C eledik. D'ye bakalım. Geçmişte pek çok bilgin hem felsefe hem bilimle uğraşmıştır. Bilginlerin felsefe ya da bilimle uğraşması değil demiştik. Konumuz yaşlılık demiştik. Dolayısıyla D'ye eledik rahatlıkla. E'ye bakalım sevgili gençler ve cevap buradan teyit edelim. Bilimin temas etmediği nice kavram felsefenin konu alanına girmektedir. Nice kavram ifadesi içerisine aslında yaşlılığı dahil edebiliriz. Fakat bilimin temas etmediği felsefenin temas ettiği fakat yukarıda ne demiştik? Her ikisi de yaşlılıkta eğilenmiyor demiştik. Dolayısıyla yanıltıcı bir seçenek olarak E seçeneğini de eledik. Cevabımız bu anlamıyla genel ve kapsayıcı bir ifade olması nedeniyle de B e seçeneği olacaktır sevgili gençler. Üçüncü sorumuzla devam ediyoruz sevgili gençler Bu parça iki paragrafa ayrılmak isterse ikinci paragrafı numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar? Akışı bozan cümlelerden çok daha kolay çözülebilecek ya da farklı bir yöntemle çözülebilecek bir soru modeli. Hemen izah edelim bunu. İkinci paragraf bağımsız bir cümleyle başlamalıdır. Özellikle buna dikkat edelim sevgili gençler. Makedonya Kralı Büyük İskender önce Yunanistan ve Trakya birliğini sağlamış. Devam edelim. Sonra ifadesine baktığımızda bir paragrafın giriş cümlesi olamaz. Devamına bakmadan bile aslında bu seçeneği eleyebiliriz. Akışı bozan cümlelerde bağlayıcı ifadeler bazen akışı bozabilir. Son yıllarda bu tarz sorular soruldu ancak ikinci paragrafın giriş cümlesi her zaman bağımsız olmalıdır. Dolayısıyla no'lu ifadeyi eledik. Sonra ünlü Asya seferine çıkmış. İskender'le ilgili tarihsel bilgiye devam ediyoruz. Böylece diye başlayamaz bir paragrafın ilk cümlesi. O nedenle rahatlıkla 3 nolu cümleyi de eledik. Böylece Pers İmparatorluğu'na son vermiş. 4'e bakalım. Bununla da yetinmeyerek. Mesela bu akışı bozan cümle için geçerli olabilir ama bir paragrafın giriş cümlesi olamayacağı için 4 nolu cümlemizi rahatlıkla eledik. 5'e bakalım. Büyük İskender ünlü filozof Aristoteles'in öğrencisidir. Aslında İskender'le ilgili bir bilgi ama İskenderle ilgili farklı bir bilgiye geçtik. Dolayısıyla yeni bir paragraf açmamız gerekiyor. İskender Aristoteles'in öğrencisidir. Devamına baktığımda bağımsız bir cümle olarak alıyorum. 6'yı 5'e bağlayabilir miyim? Cevabımı bu noktada teyit etmem gerekiyor. Aristoteles pek çok bilgi alanı ile öğrencisine kime öğrencisine İskendere aslında çok net olarak bir önceki ifadeyle bağlantılı. Dolayısıyla ikinci paragrafımız 5 nolu cümleyle başlar. Cevabımız da bu anlamıyla B seçeneği olur sevgili gençler. Dördüncü sorumuzla devam ediyoruz sevgili gençler. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden önce elbette bu ülkeden ülkeye değişmektedir cümlesi getirilebilir. Yapı ile ilgili bir soru bize ipucu verebilecek bir ifade var. Ülkeden ülke değişebilen bir iddia, bir tez, bir düşünceye odaklanmam gerekiyor. Bir insan ortalama 70 yıl yaşayabilmektedir. Değişir mi ülkeden ülkeye? Değişebilir. Bunu getirdiğimizi düşünelim bir nolu cümleden sonra. Ancak devamındaki ifadeyle de anlam olarak bağlamam gerekiyor. Bakalım gelişmiş ülkelerde ortalama yaşam süresi 70 yıl yaşayabilmektedir demiştik. Şimdi gelişmiş ülkelerde durum neymiş? Devamına baktığımızda da geri kalmış ülkelerde durum neymiş? Bunu rahatlıkla görebiliyoruz. Demek ki ülkeden ülkeye değişen bir durumla ilgili biraz daha detaylandırmış ifadeyi iki no'lu cümlemiz. Dolayısıyla bir no'lu cümleden, Sonra iki no'lu cümleden önce ifademizi getirebiliriz. Soru kalıbımıza dönüyorum. Hangisinden önce dediği için iki no'lu cümleden önce getirirsek anlam bütünlüğü sağlanmış olur sevgili gençler. Cevabımız da bu anlamıyla çok net olarak A seçeneği olur sevgili gençler. Beşinci sorumuzla devam ediyoruz sevgili gençler. Bu parçanın anlatımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Soru kalıbımıza dikkat edelim. Bu tarz sorularda seçeneklere hızlıca göz atmakta fayda var. Zaman kazanmak açısından bize faydalı olabilir. Sayıp dökmeler, arka arkaya sıralanan virgüllerle arka arkaya sıralanan ifadeleri biz sayıp dökme olarak değerlendiriyoruz. Nitelik nasıl sorusuna cevap veren ister durum zarfı olsun, ister niteleme sıfatı olsun bunların hepsini nitelik sözcüğü olarak alıyoruz. Tanım nedir sorusu? Bunun cevabı. Farklı yapıda cümleler, bu biraz dil bilgisiyle ilgili bir konu başlığı. Basit, birleşik, sıralı ve bağlı cümleler aramamız gerekir. Okura bilgi aktarmıştır. Öğretici nitelikte bir metin mi? Genel olarak metnin bütününden bunu anlayabiliriz. Bakalım kırılgan ve işlenmesi zor bir taş Nasıl taş kırılgan işlenmesi zor? Direkt olarak nitelik ifadelerini bulduk. B seçeneğini eledik. Kırılgan ve işlenmesi zor bir taş olan Aragonit taşı yaklaşık 2,7 milyar yaşındadır. Fransa, Britanya, Brezilya, Meksika bunları sayıp dökme olarak değerlendirebiliriz. Arka arkaya ifadeler Dolayısıyla A seçeneğimizi rahatlıkla eledik. Doğada sarı, mavi, yeşil, kahverengi yine sayıp dökme olarak alabilirim. Nitelik olarak alabilirim. Doğada sarı, mavi, yeşil, kahverengi, altın sarısı ve beyaz olarak karşımıza çıkar. Türkiye'de Toros Dağları'nda çıkarılır. Genellikle takı yapımında kullanılır. Bir bilgi aktarımı var mı? Çok net olarak baştan sona öğretici bir metin. Dolayısıyla okura bilgi aktarmıştır diyebiliriz. Tanım ve farklı yapıdaki cümleler. Tanımdan şüphelendiysek farklı yapıdaki cümlelere dil bilgisine bakabiliriz. Eğer bu konuda bilgimiz biraz daha zayıfsa tanım üzerinden cevaba gidebiliriz. Nedir sorusunu karşılayan bir ifade yok aslında metinde. Ancak farklı yapıdaki cümleleri de bularak göstermek istiyorum. Kırılgan ve işlenmesi zor bir taş olan Aragonit taşı yaklaşık 2,7 milyar yaşındadır. Fiilimsimiz var, tek yüklemimiz var. Dolayısıyla bunu birleşik cümle olarak alabilirim. İkiye bakalım. Fransa, Britanya, Brezilya, Meksika, Sicilya, Avusturya gibi yerlerde çıkarılmaktadır. Tek yüklemimiz var. Fiilimsimiz var mı? Yok. Bu basit cümle. Dolayısıyla farklı yapıdaki cümleler vardır diyebiliriz. Bir ve ikinci cümlelerden bunu anlıyoruz. Diğer cümlelere de bakalım. Doğada sarı, mavi, yeşil, kahverengi, altın, sarısı ve beyaz olarak zarf fiilimiz var. Tek yüklemimiz var. Birleşik cümle. Türkiye'de Toros Dağları'nda çıkarılır. Basit cümle. Genellikle takı yapımında kullanılır. Yine bir başka basit cümle. Haliyle farklı yapıdaki c var. O nedenle D seçeneğimizi eledik. Nedir sorusuna cevap olmadığı için bu soruda cevabımız çok net olarak C seçeneği olur sevgili gençler. Altın sorumuzla devam ediyoruz sevgili gençler. Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Yapı ile ilgili bir soru. Bizden son ifade isteniyorsa son cümleye bakmamız gerekir. Onun devamı niteliğinde olabilir ya da parçanın bütününü ifade eden bir ana düşünce olabilir. Burada metnin gidişatı bizi yönlendirecektir. Metnimize bakalım. İnsanoğlunun temel varlık koşullarından kabul edilen sanatın en önemli dallarından biri kuşkusuz edebiyattır. Genel bir giriş cümlesi. İnsanoğlu daima Duygu hayallerini ve fikirlerini etkili bir şekilde ortaya koymak her alanda olduğu gibi kendini ifadede güzelliği yakalamak amacında olmuştur. İnsanoğlunun estetik kaygısından bahsettik. Güzelliği yakalama amacı ve bunu edebiyatla yapıyor olabilir. Devamına bakalım. Bu anlamda her uygarlığın kendine özgü bir edebiyat anlayışı olmuş ve uygarlıkların birbirleriyle olan ilişkileri sonucunda edebi ifade tarzlarına zengin bir seviyeye ulaşmıştır. Aslında sanat, edebiyat, edebiyatın içeriği ve edebiyatın top toplumları nasıl etkilediğinden bahsettik Dolayısıyla birden fazla bilgi var birbirine bağlanarak ilerlemiş Dolayısıyla son ifadeye dikkat etmem lazım son ifadenin devamıyla bağlantılı bir cümle bulmam gerekir son ifadeye tekrar bakalım sevgili gençler bu anlamda her uygarlığın kendine özgü bir edebiyat anlayışı olmuş ve uygarlıkların birbirleriyle olan ilişkileri sonucunda edebi ifade tarzları zenginleşmiş zengin bir seviyeye ulaşmış yani kültürler arası etkileşimin sanata ve edebiyata katkısına bakma gerekiyor. Baktığımızda A seçeneğine sanat eserlerimizi modern akımların tekniğiyle milli yapımızda ifadesini bulan burada milli ifadesi aslında parça ile çelişiyor. Çünkü milli dediğimizde başka kültürlerden etkilenmeme durumu söz konusu. Rahatlıkla A seçeneğimizi eleyebiliriz. B'ye bakalım. Edebiyat araştırmacıları edebiyattaki ilim anlayışı ile tarihi birikimi karşılaştırır. Teorik altyapıya uygulamaya dönüştürme yolları üzerine düşünür ve edebiyatın hayatla münasebetini ortaya koyar. Edebiyatın hayatla münasebetini münasebeti değil toplumların birbiriyle münasebeti. Bu kafamızı karıştırabilecek bir seçenek. B seçeneğini eledik. C'ye bakalım sevgili gençler. Türk şiirinde son iki asırda görülen çeşitlilik. Konu başlığımız Türk şiiri ancak edebiyat ve kültür arasındaki bağlantıya değinecek mi? Buna bakıyoruz. Son iki asırda görülen çeşitlilik ve hız karşısında akademik araştırma, inceleme ve değerlendirmelerin de seyri değişmiştir. Kültürel alışverişten bahsetmiyoruz. C seçeneğini rahatlıkla eledik. D'ye bakalım sevgili gençler. Yine Türk Türklerle ilgili bir giriş yapılmış. Türkler de geniş bir coğrafyanın hakim olmaları sonucunda Fars ve Arap medeniyetleri başta olmak üzere etkileşimde bulunmuşlardır diyebilir miyiz? Bu ulusların edebiyatlarından yararlanmışlardır diyebiliriz. Dolayısıyla son cümleye baktığımızda birbirleriyle olan ilişkileri ve bu birikimden yararlanma söz konusuydu. O nedenle D seçeneğimizi son cümleye rahatlıkla yerleştirebiliriz. Bir önceki cümlenin örneği olarak sevgili gençler E'ye bakalım. Hiç şüphe yok ki bir edebiyat eseri yazarının duygu düşünce ve hayal dünyasından izler barındırır. Bu da aslında B seçeneği gibi bireysel yani edebiyatın bireysel bakış açısıyla ilişkisine değinmiş. Dolayısıyla yazarının duygu düşüncesi bizi bu soruda çok fazla ilgilendirmiyor. Kültürel birikim ve kültürel etkileşim odaklanmam gerekiyordu. O nedenle E seçeneğimizi eledik. Cevabımız bu anlamıyla çok net olarak D seçeneği olur sevgili gençler. Yedinci sorumuzla devam ediyoruz sevgili gençler. Bu parçadan dört öncülümüz var. Hangisine ulaşılamaz ya da hangilerine ulaşılamaz? Bu tarz sorularda öncülerden gitmek de mümkün. Anahtar kavramları belirleyerek bu soruyu çözmeye çalışalım. Newton'un başına düşen elma bir klasik hikaye. Ünlü bilim adamını düşünmeye yöneltmiştir. Düşünmeye yöneltmek ifadesini anahtar ifade olarak alabilirim. Hikayeyi zaten biliyorum. İkinci öncülümüze bakalım. Newton'un başına düşen elma yine hikayemiz aynı. Bilimsel bir faaliyete vesile olmuştur. Aslında düşünmeye yöneltmiştir. Devamında da bilimsel bir faaliyet var mı? Çok bağlantılı ifadeler. Yer çekimi kanunu sayesinde varlıkların oluşumu izah edilmiştir. Burada bu hikayenin devamında bir yer çekimi hikayesi var. Dolayısıyla varlıkların oluşumu ile ilgili bir detay var mı? Buna bakmamız gerekiyor. Dörde bakalım. Newton'un yer çekimi kanunu keşfi enteresan bir olaya dayanmaktadır. Hikaye nasıl gelişmiş, nasıl seyretmiş ya da ilgi çekici mi buna bakmamız gerekir. Metin de bundan bahsediyor mu? Şimdi metnimize bakalım. Ünlü İngiliz bilim insanı Isaac Newton'un yerçekimi kanunu nasıl bulmuş olduğu çok ilginç bir hikayedir. Enteresan bir hikayedir diyebiliriz. Dolayısıyla son hikayeden, son cümleden hareketle 4 nolu öncülümüzü aslında ulaşılabilir bir seçenek olarak alabiliriz. Devam edelim. Newton bir elma ağacı altında otururken birden başına bir elma düşmüş. Hikayeyi biliyoruz ve bu durum ünlü bilim adamının kafasında bazı soruların canlanmasına yol açmıştır. Yani onu düşündürmüş müdür? Net olarak düşündürmüştür diyebiliriz. Dolayısıyla soruların canlanması ifadesinden bir nolu öncülümüzü de alabiliriz. Değinilmiş bir seçenek olarak. Devam edelim sevgili gençler. Dalın Kılından kopan elma neden yukarıya çıkmamış da yere düşmüştür? Kafasındaki sorulardan bir tanesiydi. Daldan kopan elma yere düşüyor da ay ve gökyüzündeki yıldızlar neden yere düşmüyor? Bu sorular üzerine uzun süre çalışan Newton bir süre sonra yer çekimi kanununun formülünü ortaya çıkarmıştır. Bir çalışmaya yönlenmiş mi? Düşündükten sonra aslında bir uğraş söz konusu. Dolayısıyla uzun süre çalışan ifadesinden hareketle bilimsel bir faaliyete vesile olmuştur diyebiliriz. İkinoğlu öncülümüzü de alabiliriz. Olabiliriz. Varlıkların oluşumu ile ilgili bir detaya girilmemiş. Sadece yer çekimi baştan sona ve bunun hikayesi dile getirilmiş. O nedenle değinilmemiş seçenek olarak 3 nolu öncülümüzü alabiliriz. Cevabımız da bu anlamıyla yalnız 3 yani B seçeneği olur sevgili gençler. <laughs> 8. sorumuzla devam ediyoruz sevgili öğrenciler. Bu parçadan aşağıdaki düşüncelerden hangisi çıkarılamaz? Yardımcı düşünce sorularından eğer seçeneklerimiz kısaysa buradan gitmekte de fayda var diye düşünebiliriz. En azından deneyebilirsiniz. Anahtar kavramları belirleyerek ilerliyoruz. Dil insanın yaşamsal özelliklerindendir. Konu başlığımız dil muhtemelen yaşamsal nitelik taşıyor. B'ye bakalım. İnsan için değerlidir. Yaşamsal, değerli, birbirine yakın seçenekler. Bireyin dilini kullanması doğumdan önce daha yoğundur. Dil kullanma doğumdan önce daha mı yoğun? Buna odaklanmam gerekir. D'ye bakalım. Dil anne ile çocuk arasındaki iletişimde rol oynar. Kesin bir ifade yok. Sadece anne çocuk ilişkisi iletişim ile ilgili bir rolü vardır. E'ye baktığımızda insan sahip olduğu birçok güzelliğin kıymetini onu yitirdikten sonra anlar. Aslında dille bağlantılı değil. Çok farklı bir konu başta ancak metnimizde geçiyor olabilir. Şimdi Hızlıca metnimize bakalım. Dil insanın en önemli vasıflarından biridir. Buradan yaşamsal nitelik taşıyor diyebilir miyiz? Rahatlıkla diyebiliriz. İnsan dille var olur, dille hayata tutunur. Çok net olarak artık A'dan eminiz ulaşılabilir bir seçenektir. Devam edelim. Ama sahip olduğumuz hemen her güzel şeyde olduğu gibi elimizdekinin değerini ancak kaybettiğimiz zaman anlarız diye bir ifade var. Kaybettiğimiz zaman anladığımız için dilimizin değerini de çoğu kez fark edemiyoruz. Burada sahip futbolda birçok güzellik kaybetmek derken dille bir bağlantısını kurmuş çok net olarak metinde. Dolayısıyla seçeneğimizi eledik. Halbuki kişi için dil yaşamın kendisi demektir. Yine yaşamsal bir önem taşır. Değerlidir diyebilir miyiz? Çok net olarak buradan da aslında değerlidir ifadesine ulaşabiliriz. Elimizde iki seçeneğimiz kaldı. Devam edelim. Esasen dil insanın doğumundan önce başlayan iletişimin en önemli aracıdır. Buna anne karnında başlayan dinlemenin aslında hayata yönelme davranışı oluş şu örnek verilebilir. Anne ve çocuk arasındaki iletişimde keskin bir ifade yoktu. Bir iletişim var mıydı? Vardı. Dolayısıyla iletişimde rol oynar diyebiliriz ama doğumdan önce dilin kullanılması daha yoğundur ifadesine ulaşamayız. Tekrar bakalım o ifadeye. Dil İnsanın doğumundan önce başlayan iletişimin en önemli aracıdır. Buna anne karnında başlayan dinlemenin aslında hayata yönelme davranışı oluşu örnek verilebilir. Daha önemli olduğu vurgusu yapılmıyor aslında. Dolayısıyla cevabımız bu soruda çok net olarak C seçeneği olur sevgili gençler. 9. sorumuzla devam ediyoruz sevgili gençler. Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir? Parçanın konusunu ya da ana düşüncesini bulmamız gerekir. Metnin içeriği bizim için önemli. Bakalım metnimize. Çağdaş sanayi kuruluşlarının atıklarıyla doğayı kirletmesi gibi çağdaş teknolojinin de bir anlamda ruhu kirlettiğinden bahsedebiliriz. Bir karşılaştırma var. Sanayi kuruluşları kadar teknoloji de insan ruhunu kirletiyor. Devam edelim. Fakat doğa naylonu, plastiği kabul etmiyor. Bunlar suda erimiyor. Toprak bu suni maddeleri bünyesinden atıyor. Bunun gibi yine bir karşılaştırma var. Ruhumuzun da belirli maddelere isyanı vardır. Ruh Konfor gelişme diye her şeyi olduğu gibi kabul etmez. Bu bir kalp nakli gibidir. Yine bir karşılaştırma ve somutlaştırma durumu söz konusu. Vücut suni kalbi hala reddetmektedir. Burada teknolojinin insan ruhuna nispeten aykırı taraflarına vurgu yapılmış. Bunu da daha çok sanayi kuruluşları ve teknoloji arasındaki zararlar açısından bir karşılaştırma yaparak ortaya koymuş. O zaman benim seçeneklerdeki odak noktam teknolojinin insan ruhuna olumsuz yansıması ve bünyenin insan ruhunun bunları tam anlamıyla kabul etmemesi, buna tepki göstermesi şeklinde olmalı. Seçeneklere bakalım. A'ya bakalım. Çağdaş teknolojinin etki alanına kendimizi tam teslim etmemiz söz konusu değildir. Çağdaş teknoloji konu başlığımız. Kendimizi tam teslim ediyor muyuz? Hayır. Kalp nakli örneğini hatırlayalım. Böyle bir karşılaştırma yapmıştık. Bünye, ruh bunu kabul etmeyebilir. O nedenle soru işareti koyup devam ediyorum. Ulaşılabilir bir seçenek çünkü. B'ye bakalım. Sanayi Eşme'nin olumsuz sonuçlarının başında çevre kirliliği ve doğal dengenin bozulması gelmektedir. Bu yardımcı düşüncedir. Parçada geçer ancak teknoloji ve insan ruhu arasındaki bağlantıdan hiçbir şekilde bahsetmediği için B'yi rahatlıkla eledik. C'ye bakalım sevgili gençler. İnsanoğlu temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamayı hak etmektedir. Yine temiz ve sağlıklı bir çevre teknolojiye değinmemiş dolayısıyla C seçeneğini rahatlıkla eledik. D'ye bakalım sevgili gençler. İnsanoğlu çağdaş bilim ve teknolojinin olanaklarından kendini soyutlayan, Bundan kaçamaz ama buna tepki gösterebilir. Biraz parça ile çelişen bir ifade. O nedenle D seçeneğini de eleyebiliriz. E'ye bakalım. İnsanoğlu yeni durum ve gelişmelere kolayca uyum sağlayabilmekte midir? Hayır. Ruh bunu kabul etmiyor. Hemen ifademize bakalım. Ruh, konfor, gelişme diye her şeyi olduğu gibi kabul etmez. Dolayısıyla D ve E seçeneklerini bu anlamıyla rahatla eledik. Cevabımız teknolojiyi tam anlamıyla kabul etmediğimiz, sindirmediğimiz için ve geneli de karşıladığımız için A seçeneği olacaktır bu soruda sevgili gençler. 10. sorumuzla devam ediyoruz sevgili gençler. Bu parçadan müzikle ilgili olarak 4 öncülümüz var. Hangilerine ulaşılabilir? Öncülerimize hızlıca bakabiliriz. Anahtar sözcüklerimizi belirleyelim. Çocuğun toplumsal gelişimine fayda sağlar mı? Toplumsal gelişime fayda. Çocuğun sözcük hazinesini zenginleştirir mi? Çocuğun el göz koordinasyonunu yani uyumunu diyebiliriz. El göz koordinasyonu. Sanata karşı duyarlılık. Hemen altını çizerim ifadenin. Bakalım metnimize. Çocuk gelişiminde müziğin önemli etkileri vardır. Müzik çocuğun kelime dağacını geliştirir. Kelime dağacı sözcük hazinesi aslında birbiriyle örtüşen ifadeler. Dolayısıyla 2 nolu öncülümüze rahatlıkla ulaşabiliriz. Devam edelim. Kendini ifade etmesini kolaylaştırır. Duygusal ve sosyal gelişimine katkı yapar. Burada duygusal gelişimin yanında sosyal gelişimden bahsettik. Sosyal, toplumsal, eş anlamlı sözcükler. Dolayısıyla bir nolu öncülümüze de rahatlıkla ulaşabiliriz. Devam edelim. Enerjisini olumlu yönde kullanmasını sağlar. Sanatsal bir doygunluğa ulaşmasına vesile olur ve sanata karşı hissiyat meydana getirir. Yani sanatsal duyarlılık meydana getirir diyebiliriz. Haliyle 4 nolu öncülümüze ulaşabiliriz. Burada el göz koordinasyonu uygulamaya dönük bir örnek verilmediği için ulaşılmaz seçenek olarak 3'ü belirleyebiliriz. Bu anlamıyla da cevabımız 1, 2, 4 yani D seçeneği olur sevgili gençler. 11. sorumuzla devam ediyoruz sevgili gençler. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Bu tarz sorularda birinci cümleden konuyu belirliyoruz. 2 ve 1 arasındaki anlam bağlantısı üzerinden devam ediyoruz. 3, 2, 4, 3, 5, 4 bağlantısını kurarak ilerlememiz gerekiyor. Bu durumda bir nolu cümle bizim için önemli bir kriter. Bakalım cümlemize. Selçuklu Sultanı Alparslan 1029 yılı başlarında dünyaya gelmişti. Tarihsel bir bilgi, biyografik bir bilgi olabilir. Çocuk denebilecek yaşlardan itibaren babası Çağrı Bey ile seferlere katılıp tecrübe kazanmış ve Horasan bölgesindeki emeliği sırasında kendisini askeri anlamda ispatlamıştı. Birin devamı mı? Biyografik olarak aslında birin devamı olarak değerlendirilebilir. Dolayısıyla iki 1'e rahatlıkla bağlayabiliriz. 3'e bakalım. Alpaslan'dan Nizamül Mülke bir geçiş söz konusu. Dolayısıyla konunun değiştiğini düşünebiliriz burada. Bu durumda bir sonraki cümle bizim için önemli bir veri olacaktır. Yani 2'den sonra 4 bağlantısına bakmamız gerekiyor. Hemen 4'e bakalım acaba 2'nin devamı mı? 1063 Eylül'ünde ilk Selçuklu Sultanı ve aynı zamanda amcası olan Tuğrul Bey'in ölümü üzerine ikinci sultan olarak Selçuklu tahtına çıkmıştır. Kimden bahsediyoruz? 1 ve 2'de bahsettiğimiz Alp bahsediyoruz. Dolayısıyla 4 nolu ifade çok net olarak 2'nin devamı. O anlamıyla 3 nolu cümlemiz başka bir konudan bahsettiği için, nizamül mülkten bahsettiği için akışı bozan cümle olarak değerlendirilebilir. Cevabımız da bu anlamıyla çok net olarak C seçeneği olur sevgili gençler. 12. sorumuzla devam ediyoruz sevgili yanaçlar. 2 numaralı parçanın 1 numaralı parça ile ilişkisini aşağıdakilerden hangisi açıklamaktadır? 2 metnimiz var. 2 metin arasındaki ilişki bazen karşılaştırma olabilir. Bazen teori pratik karşılaştırması ya da örnekleme şeklinde bir karşılaştırma olabilir. Bakalım metnimize. Kültür dil ile var olduğu sürece ikisinin de birbirine etkilenmesi kaçınılmazdır. Bir etkileşim söz konusu kültür ve dil arasında kültürün aktarıcılarından olan deyimler dilin önemli bir parçasıdır parçasıdır. Hemen deyimlere örnek veriyoruz. Bir dili ve o dilin konuştuğu kültürü iyi anlamak için o dilin deyimlerini iyi bilmek gerekiyor. Kültür unsuru olarak deyimlerden bahsettik genel olarak. İkiye bakalım. Deyimler bir dili konuşan toplumun dünya görüşünü, yaşam biçimini, çevre koşullarını, gelenek, görenek ve inançlarını, önem verdiği varlık ve kavramları, kısacası maddi ve manevi kültürünü yansıtan o toplumun düşünce biçimini, hatta nükte ve buluşlarını ortaya koyan, dil bilim açısından olduğu kadar yazın ve halk bilim açısından da önemli olan sözlerdir. Deyimlerin kültür açısından önemden bahsettik. İki de deyimlerin ne olduğunu ve özelliklerini sıraladık. Devam edelim. Ayrıca bu ögeler her dilin iç yapısını, anlam özelliklerini, bir dilin gerçekleri dile getirmedeki anlayış ve anlatış biçimini de yansıtır. Dilci ve halk bilimciler deyimlere dayanarak bir toplumun bütün kültürünü inceleyebilir, önemli sonuçlar çıkarabilir. Kültür-dil ilişkisi ve bunun bir parçası olarak deyimler. İkinci metinde ise deyimlerin özellikleri ve açıklamaları. Dolayısıyla seçeneklere bakarken deyimlerin önemi, deyimlerin özellikleri şeklinde ilerlemem gerekiyor. Odak noktam deyimler. A seçeneğiyle başlayalım. Birinci parçada dile getirilen dil varlığının yani deyimlerden bahsedebiliriz. Bunların incelenmesine gözetilen kriterler. İki de aslında deyimlerin özelliklerinden bahsettik. Deyimler hangi metotlarla incelenir şeklinde bir ifade söz konusu değil. O nedenle A seçeneğimizi eledik. B'ye bakalım. Birinci parçada üzerinde durulan felsefi olgunun işlevleriyle ilgili açıklamada bulunmaktadır. Burada birinci parçada üzerinde durulan felsefi olgu dil olarak da değerlendirilebilir. Dolayısıyla sadece deyimleri almak mümkün olmayabilir. O nedenle B seçeneğini eledik. C'ye bakalım. Birinci parçada iddia edilen düşüncenin bilimsel olarak kanıtlandığı vurgulanmaktadır. Bir kanıt söz konusu değil, deyimler ve özellikleri. Dolayısıyla bir iddia ortada olmadığı için bir kanıt söz konusu değildir diyebiliriz. D seçeneğine bakalım sevgili gençler. Birinci parçada bahsedilen deyimlerin gündelik konuşmalardaki önemi üzerinde durulmaktadır. Genel olarak deyimlerin özelliklerinden bahsettik. Günlük yaşamda nasıl kullanılıyor bununla ilgili bir örnekleme söz konusu değil. Dolayısıyla D seçeneğimizi eledik. E'ye bakalım. Birinci parçada belirtilen deyimler. Evet, deyimlerden bahsettik. Kültür unsuru olarak deyimlerden bahsettik. Özel özellikleri ele alınmış. Baştan sona aslında özellikleri açıklanmış. Dolayısıyla kültürel rolü zaten birinci cümlede ifade edilmişti. Devamına baktığımızda da aslında ikinci metnin son ifadelerine baktığımızda dilci ve halk bilimciler deyimlere dayanarak bir toplumun kültürünü inceleyebilir. Buradan hareketle de son ifadeye ulaşabiliriz. Kültürel rolden bahsedebiliriz. O nedenle cevabımız çok net olarak E seçeneği olur bu soruda sevgili gençler. 13. sorumuzla devam ediyoruz sevgili gençler. Bu parçada 3 öncülümüz var, 3 duygumuz var. Hangileri belirgindir? Sitem, sevdiğimiz insanlara karşı yaşadığımız duygu kırıklığı olarak değerlendirilebilir. Yalnızlık ve garipseme bir şeyi tuhaf görme, o duruma alışamama diyebiliriz. Bakalım, kalabalıklardan uzak mı durdum? Pek sayılmaz. Zaten mesleğim icabı toplumla iç içe olmak durumundayım. Gel gelelim, kalabalıklar içinde bir başıma hissettim kendimi. Hemen yalnızlık yalnızla bir vurgu yapılmış. Dolayısıyla iki nolu öncülümüzü alabiliriz. Devamına bakalım. Bunun tuhaf bir durum olduğunu farkındayım. Tuhaf bir durum, bir garipseme söz konusu mu? Elbette söz konusu. Dolayısıyla 3'ü de alabiliriz. Sanırım dünyaya tek geldiğim gibi tek yaşamaya yeminliydim. Gerçi arayanım soranım da olmadı. Burada bir duygu kırıklığından bahsedebiliriz. Acaba bir sistem var mı? Devamına bakalım. Keşfedilmeyi beklerken bir inci tanesi olduğumu söyleyerek kendimi övdüğüm düşünülmesin. Ama bir insanı bir tek kişi olsun arayıp sormaz mı derken de çok net olarak sözde bir soruyla sistemini dile getirmiş. Dolayısıyla bir nolu öncülümüze de ulaşabiliriz. Cevabımız da çok net olarak 1, 2, 3 yani E seçeneği olur sevgili gençler. 14. sorumuzla devam ediyoruz sevgili gençler. Bu parçada Aşık Feymani'nin eserleriyle ilgili olarak hangisine değinilmemiştir ya da hangilerine değinilmemiştir? Öncülerimize bakalım. Milli duyarlılıklar, kültürel unsurlar, duygulandırma okuyucu etki altına alma, etkileme, tesir etme ifadeleri geçebilir. Yalın ve duru söyleyiş buradan anlatım biçimine odaklanmam gerekiyor. Diğerleri daha çok içerikle ilgili ancak 4 nolu öncülümüz anlatım biçimiyle ilgili buna dikkat edelim. Yani dil özellikleriyle bağlantılı bir ifade ifade aramam gerekecek. Aşık Feymani saz şiirimizin en güçlü şiirlerini söyleyen büyük bir ozandır. Geçtiğimiz asrın bu en usta aşığı sazı ve sözüyle yüreğimize işleyen dörtlükler söylemiştir. Yüreğimize işleyen, yüreğimizi titreten, yüreğimizdeki teli titreten yani bizi etkileyen diyebiliriz. Duygulandırma, okuyucuyu duygulandırma olarak değerlendirebiliriz. Devam edelim. Bize ait ne varsa geleneğimizden yaşayışımıza, Kültürel unsurları, adetlerimiz, örf ve alışkanlıklarımıza değin onun şiirlerinde biçime bürünmüştür. Dolayısıyla iki noolu öncülümüzü rahatlıkla alabiliriz. Ulusal özelliklerimiz, ulusal milli eşallanmış sözcükler haliyle bir noolu öncülümüzde alabiliriz. Ulusal özelliklerimiz, yurt güzelliklerimiz insana verdiğimiz değer onun şiirlerine yön vermiştir. Daha çok içerikten bahsediyoruz. Nelerden bahsettiğinden bahsediyoruz. Dille ilgili anlatım biçimi ya da üslubu ile ilgili bir ifade olmadığı için değinilmemiştir seçenek olarak. Dört nolu öncülümüzü alabiliriz. Cevabımız da bu anlamıyla B seçeneği olur sevgili gençler. 15. sorumuzla devam ediyoruz sevgili gençler. Hemen sorumuza bakalım. Yukarıda verilen numaralanmış aşamalarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bu tarz sorularda elbette seçeneklerden gidip daha sonra metinlere bakıyoruz. A'ya bakalım. Birinci aşamada insanlar arasındaki bir tür bilgi alışverişi var mı acaba bilgi alışverişi? Bakalım. Tüketiciler internet üzerinde diğer tüketicilerin bir ürünle ilgili paylaştıkları yorumlar. Bir yorum paylaşımı söz konusu dolayısıyla bilgi alışverişi vardır diyebiliriz. A seçeneğimizi rahatlıkla eledik. B'ye bakalım bakalım sevgili gençler. İkinci aşamada tüketicinin izleyeceği yolu gösteren bir etkiden bahsedilmiştir. Hemen ikiye bakıyoruz. Bilgi arama aşamasında bu yorumlar tüketicilerin değerlendirme setlerindeki bir alternatifi çıkarmalarında veya buna eklemeler yapmalarında yönlendirici olmaktadır. Hemen son bölümde bu ifadeyi bulduk. Dolayısıyla B seçeneğine yöneledik. C'ye bakalım. Üçüncü aşamada tüketici tutumlarına dönük bir yakınmadan söz edilmiştir. Bir yakınma, bir şikayet var mı? Hemen bakıyoruz. Tüketiciler bu yorumlardaki bilgilerden hareket tüm alternatifleri eleyerek bir karara varabilmektedirler. Herhangi bir yakınma rahatsızlık söz konusu değil. Dolayısıyla soru işaret koyup devam ediyorum. D'ye bakalım. Dördüncü aşamada tüketici tercihlerine yön veren durumlara temas edilmektedir. Yine bir yönlendirme var mı? Aslında bir önceki seçeneklerde bundan bahsetmiştik. Hemen bakalım. Ancak ellerinde hala birden fazla geçerli alternatif bulunuyorsa bir ihtimalden bahsediyoruz. Bu yorumlarda yer alan bilgiler alternatiflerin önemli özelliklerinin ortaya çıkarılmasına yardımcı olabilir bilmekte yine bir yönlendirme durumu söz konusu ve alternatiflerin karşılaştırılmasında yararlanılan kriterleri etkileyebilmektedir yine etkilemek bir yönlendirme durumu söz konusu diyebiliriz dolayısıyla D seçeneğimizde metnin bütününden aslında hareketleri eleyebildik E'ye bakalım sevgili gençler 5 aşamada yorumların tüketicinin tercihlerinden duyduğu tatmin yani memnuniyet diyebiliriz ya da ikna olma durumu diyebiliriz hemen bakıyoruz satın alma sonrasında ise bu yorumlar güven verici olumlu bilgiler sunarak ve tüket etimle ilgili sorunların giderilmesine yardımcı olarak tüketicilerin seçimlerinden duydukları memnuniyeti yani tatmini yani ikna oldular diyebiliriz. Dolayısıyla E seçeninde rahatlıklarız. Herhangi bir rahatsızlık ya da şikayet durumu olmadığı için cevabımız bu soruda çok net olarak C seçeneği olur sevgili gençler. 16. sorumuzla devam ediyoruz sevgili gençler. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi öğrenmeyi ve hatırlamayı hemen altlarını çizelim. Kolaylaştıracak püf noktalarından biri değildir. Soru kalıbımız olumsuz. Hemen bakalım. Çok ve anlamlı okuma, pozitif olumlu düşünme, endişeden, kaygıdan, tasadan uzak olma, girişimde bulunma, bir eylemi yapmaya yönelme olarak değerlendirebiliriz. Ve yanlışlardan yararlanma. Yani yanlışlarımızdan ders çıkararak aslında o hataları bir daha yapmama. Bunu bir fırsata dönüştürme olarak değerlendirebiliriz. Bakalım metnimize, püf noktalarımıza bakıyoruz. Hızlı okumaya alışın, olay basit. Daha hızlı okuyabiliyorsanız daha hızlı öğrenebilirsiniz. Burada okuma ile ilgili bir detay var. Hızlı okumaktan bahsediyoruz. Çok okumak ve hızlı okumak farklı şeyler. 20-30 eser okuyabilirsiniz ama bir eseri hızlı okuyabilirsiniz. Dolayısıyla çok ve hızlı arasında bir farklılık durumu söz konusu. O nedenle soru işareti koyup geçiyorum okuma ile ilgili kısım. Devam edelim. Devamında başka bir detay var mı? Beyni kelimeleri daha hızlı işleyecek şekilde eğiterek her birini ayrı hayal etmekten ziyade bütün kelimeleri okumaya alışıyorsunuz burada tamamen hızlı okuma ile ilgili detaylar var Dolayısıyla bir sonraki metnime geçiyorum. İyimser olmak başarıya giden yolda yardımcınızdır. İyimser olmayı hemen hatırlıyoruz. Pozitif düşünme olarak, olumlu düşünme olarak değerlendirebiliriz. Dolayısıyla B seçeneğimizi rahatlıkla eleyebiliriz. Devam edelim. Kendinize olumsuz enerji yüklemek yine iyimser olmakla ilgili bir durum. Kendinizden şüphe etmenize, kaygı içine girmenize, hemen kaygı sözcüğünün eş anlamlısını, endişe tasayı hatırlıyoruz. Seçeneklerimiz de vardı. Haliyle C seçeneğini rahatlıkla eledik. Devam ediyoruz. Harvard Business School profesörü Alison Wood Brooks kaygı gerçek çözümleri ve çözüm üreten gerçek düşünce kalıplarını keşfetmemizi engelliyor yine aslında kaygı ile ilgili bir ifade devam edelim hatalarınızı kutlayın ve üzerlerinde çalışın hemen yanlışlardan ders çıkarma açıklamasını hatırlıyoruz hataları kutlamak bize aslında bir ders verir Dolayısıyla o hatayı tekrarlamamızı sağlar haliyle buradan yanlışlardan yararlanma seçeneğini rahatlıkla eleyebiliriz devamına bakalım kimse mükemmel değil öğrenmek denemeler yapmak Denemeler yapmak bizi nereye götürür? Denemek, hep denemek, bir girişimde bulunmak en azından. Dolayısıyla D seçeneğinde rahatlık verildik. Haliyle elimizde A seçeneği kaldı. Hızlı okumak, çok okumak olmadığı için cevabımız bu soruda çok net olarak A seçeneği olur sevgili gençler. 17. sorumuzla devam ediyoruz sevgili gençler. Aşağıdakilerden hangisi bu parçanın yazarına ait bir görüş olabilir? Yazarın zihniyetini metinden çıkarmamız gerekiyor birlikte okuyalım. İnsanlar birbirlerini dış belirtilerin yardımıyla ancak kaba taslak bir biçimde tanıyabilir. Bu belirtiler hem toplumdaki ilişkilerimiz hem de kuracağımız yakın dostluklar için yeterli denebilecek bir temel oluşturmaktadır. Oysa ifadesine dikkat edelim. Bu ifadeler bizi ana düşünceye götürür, anlatılmak istenene götürür. Buraya kadar insanları dış görünüşleriyle tanımaktan bahsetmiştik. Oysa romancı dilerse romandaki kişileri okuyucuya bütün yönleriyle tanıtabilir. Çünkü kişilerin dış yaşamları kadar iç dünyaları hemen odaklandık. İç dünyalarını da gözler önüne serebilme olanağına sahip bir romancı. Devam edelim. İşte bu nedenle roman kişileri çoğu zaman bize tarih kitaplarındaki insanlardan hatta kendi yakın dostlarımızdan daha açık görünürler. O kadar net anlatabilir ki gerçeğinden bile ayırt edemeyiz şeklinde bir ifade. Haklarında söylenebilecek ne varsa söylenmiştir. Bütün detaylarıyla romancı karakterini bize tanıtabilir. Şimdi seçeneklere bakalım. İyi bir romanda kişiler asla çelişmeyen özel özellikleri sahiptir. Burada karakterlerin kendi içindeki çelişkileri değil, net olarak bize anlatılmasından bahsetmiştik. Dolayısıyla çelişki ifadesinden hareketle A seçeneğini rahatlıkla eleyebiliriz. B'ye bakalım. Romancı tarihi kişileri aslında uygun olarak anlatmak durumundadır. Burada belki tarihi ifadesine takılabilirsiniz. Çünkü tarih kitaplarındaki insanlardan daha gerçekçidir diyor. Tarihi kişilerden bahsetmiyoruz. Sadece bir karşılaştırma, sadece bir benzerlik yapılmış. Dolayısıyla gerçekçi olmasına vurgu yapıyoruz olmuş O nedenle B seçeneğinde eleyebiliriz sevgili gençler. C'ye bakalım. Dış görünüş bir kişiyi etraflıca tanımamızı mümkün kılar. Metnin başında dış görünüş kaba taslak onu tanımamızı sağlar demiştik. Dolayısıyla etraflıca yani detaylıca tanıyamayız. Parçayla da çelişen bir ifade. C seçeneğini eledik. D'ye bakalım. Roman kişileri gerçek yaşamdaki kişiler kadar hakiki olamaz dedi. Bu da parçayla çelişen bir ifade. Çünkü roman kişisi gerçekten daha gerçek olabilir. Yazar ...onu öylesine gerçekçi anlatabilir ki biz onu gerçeğinden ayırt edemeyiz demiştik. Dolayısıyla D seçeneğimizi çelişmesi itibariyle de eleyebiliriz rahatlıkla. E bakalım romancı genel bir ifade. Kahramanların psikolojik durumuna ışık tutar çok çok genel bir ifade. Dolayısıyla metnin bütününü de karşılayan bir ifade. Çok detaya girilmemiş. Kahramanların iç dünyalarına yönelip onları bize tanıtabilir... ...gerçekten daha da gerçek bir şekilde tanıtabilir demiştik. Haliyle cevabımız bu soruda çok net olarak E seçeneği olur... Sevgili gençler. 18. sorumuza devam ediyoruz sevgili gençler. Bu parçadan hareketle ayna aşağıdakilerin hangisine doğru tanımlamıştır? Aynanın özelliklerini karşılayacak ve nedir sorusuna cevap veren bir ifadeye yönelmemiz gerekiyor. Bu durumda paragraftan aynanın özelliklerini tek tek bulmamız gerekebilir. En genel ifadeye gideceğiz. Bakalım metal yüzeylerin parlatılmasıyla ilk ayna elde edilmiştir. Dolayısıyla metal yüzeylerin parlatılması birinci özelliğimiz. Devam edelim. Daha sonra ise cam levhaların bir yüzeyleri civa amalgamlarıyla kaplanarak ayna elde edilmiştir. İkinci özelliğimiz cam levhaların bir yüzeylerinin civa amalgamlarıyla kaplanması. Dolayısıyla aynanın bir başka özelliği, tanımın bir başka özelliği diyebiliriz. Günümüzde ise umumiyetle yani genellikle fabrikalarda cam levhaların bir yüzü ince bir gümüş tabakasıyla sırlanarak elde edilmiştir üçüncü özellik olarak alabiliriz. Yine cam levhalar var ama bir yüzü ince bir gümüş tabakasıyla sırlanması üçüncü özelliğimiz. Devam edelim. Bazen gümüş yerine alüminyum. Bu sefer farklı maddelere geçiyoruz. Yine cam yüzey ama alüminyumla kaplanabilir. Altın hatta platin dahi kullanılır. Alüminyum sırlı aynalar. Alüminyumla ilgili bir detaya girilmiş. Dalga boyu 0,4 mikrondan küçük olan morites ışınları da yansıtır. Bu çerçevede aslında 3 temel özellik belirledik. Bakalım şimdi genel ifademize. Geleneksel yöntemlerle üretimi devam ettirilen el sanatı. Buradan aslında devam ettirilmesi doğru bir bilgi ama geleneksel yöntemler olduğuna dair bir ifade yok. Bu tamamen kendi yorumumuz olabilir. Dolayısıyla A seçeneğimizi eledik. B'ye bakalım. Metal cisim ve satırların yüzeylerin parlatılmasına yarayan kimyevi madde değildi. Ayrıca sadece metal cisim değildi. Camlar üzerine de bir işlem söz konusuydu. Dolayısıyla B seçeneğimizi rahatlıkla eledik. Cam araç gereçlerin genel adı metal ...metal yüzeyler demiş. Birinci özelliğimizi hatırlayalım. Dolayısıyla C seçeneğimizi eledik. Kapsayıcı bir ifade değil. D'ye bakalım. Çeşitli tekniklerle üretilen... ...endüstriyel malzeme. Çok genel bir ifade aslında. Çeşitli teknikler kullanılmış. Cam levhalar... ...üzerine, metal levhalar... ...üzerine. Endüstriyel bir malzeme mi? Evet. Çok da detayına girmemiş. Dolayısıyla parçanın bütününü kapsayan... ...genel bir ifade. Soru işareti koyup... ...E seçeneğine bakıp cevabımızı teyit edelim. Tabiatta yaygın olarak bulunan... ...bir ham madde... İşlen bir maddeden bahsetmiştik. Dolayısıyla ham madde olması ya da yaygınlığı ile ilgili bir detay verilmemiş bize. Çok genel ifade olması nedeniyle çeşitli tekniklerle üretilen endüstriyel malzeme cevabımız olur. Aynanın tanımını karşılayan çok genel bir ifadedir. Haliyle bu soruda cevabımız çok net olarak D seçeneği olur sevgili gençler. 19. sorumuza devam ediyoruz sevgili gençler. Bu parçada ofiolitlerle ilgili aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı vardır? Tek bir cümlede de cevap olabilir. Parçanın bütününe yayılan bir cevap da olabilir. Bu durumda metnin konusunu ya da ana düşüncesini bulmamız gerekebilir. Eğer öğretici bir metin ise zaten nelerden bahsediyor? Konuya odaklanabiliriz. Eğer bir öznel ifadelerin olduğu bir deneme metni ise o zaman ana fikre odaklanabiliriz. ofiyolitler okyanusal litosferin kıta üzerindeki kalıntılarıdır. Ofiolitler nedir sorusunun cevabı b genel olarak dalma batma zonu olarak bilinen ve yitim zonunu temsil eden tektonik bir zonda oluşur. Oluştuğu zeminle ilgili yer bilimi tektonik. Dolayısıyla zeminle ilgili bir bilgi verilmiş. Dünyanın en bilinen ofiyolitlerinin petrolojik ve jeokimyasal özellikleri ofiyolitlerin dalma batma zonu ortamına benzer özellikler sunduğunu göstermektedir. Petrolojik ve jeokimyasal özelliklerinin etki alanından bahsetmiş. Bakalım nasıl bir zonda meydana gelir? Ne demiştik? Oluştuğu zeminle ilgili bilgi. Özellikle ikinci cümlemize odaklanıyoruz. Dalma batma zon olarak bilinen yitim zonunu temsil eden tektonik bir zonda oluşur. Dolayısıyla tek bir cümlede sorumuzun cevabı var. Parçanın bütününe gitmemize gerek yok. Haliyle A'ya soru işaret koyup devam ediyorum. B'ye bakalım. Biyokimyasal özellikleri nelerdir? Biyokimyasaldan bahsetmemiştik. Hiç metinde geçmiyor. Dolayısıyla B seçeneğimizi eledik. C'ye bakalım. Petrolojik ve jeokimyasal detayları nelerdir? Evet bu iki ifade var fakat detay detaylarından bahsetmedik. Sadece özellikleri olduğundan bahsettik. Haliyle C seçeneğimizi eledik. D'ye bakalım. Hangi iklim koşullarının hüküm sürdüğü bölgeler hem iklim koşulları hem de bölgelerle ilgili bir detaya girilmediği için bu sözcüklerden hareketli de D seçeneğini rahatlıkla eleyebiliriz. E'ye bakalım sevgili gençler. Ne zaman oluşmuştur? Oluştuğu zeminle ilgili bilgi verilmiş ama hangi coğrafi dönemde oluştuğuna dair bir bilgi verilmemiştir. Dolayısıyla E seçeneğimizi eledik. Cevabımız bu anlamıyla. Çok net olarak A seçeneği olur bu soruda sevgili gençler. 20. sorumuzla devam ediyoruz sevgili gençler. Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden söz edilmektedir? Metnimizin konusuna odaklanmamız gerekir. Nelerden bahsediyor sorusunu sorabiliriz. Bakalım tasvirde başarılı olmak gözlemlerin sağlam olmasına bağlıdır. Buradan hareketli aslında tasvirde başarılı olmak konumuz diyebilir miyiz? Bir sonraki cümleye bakarak buna karar verebiliriz. Bakalım gözlemlerle elde edilen bilgiler okurun gözü önünde canlandırılabilmelidir. Tasvirin özelliğine geçtik ama konumuz yine tasvirde başarılı olmak olabilir. Tasvir yapılırken dil sade ve herkesin anlayabileceği tarzda olmalıdır özelliklere geçtik. Ayrıca mübalağalı anlatımdan kaçınılmalıdır. Okura gereksiz, sıkıcı bilgiler verilmemelidir. Tasvirde anlatılanlar mutlaka belli bir düzen içinde bir sırayla verilmelidir. Önce genel özellikler, sonra ayrıntılar yine zamanlama ile ilgili öncelik sonralık durumuna bakılmış. Öyle bir tasvir yapılmalıdır ki anlatılan yeri hiç görmemiş bir kişi bile tasvir paragrafını okuduğunda orayı gezmiş gibi olmalıdır. Çok etkileyici, gözümüzün önünde canlandırabileceğimiz şekilde diyebiliriz. Bakın Bakalım seçeneklere. Tasvir etmenin diğer anlatım biçimleriyle ilişkisi. Açıklayıcı anlatım ya da öyküleyici anlatımdan bahsetmedik. Diğer anlatım biçimleriyle bir karşılaştırma söz konusu değil. Direkt olarak tasvir edici anlatım, betimleyici anlatımın kendisi ve özellikleri sıralanmış. Dolayısıyla A seçeneğimizi eledik rahatlıkla. B'ye bakalım sevgili gençler. Tasvirde ustalaşmış yazarlar, insanlardan, yazarlardan, kişilerden hiç bahsetmedik. Dolayısıyla B seçeneğini eledik. Öyküleyici metinlerde tasvirin yeri. Tasvir ya da betimleyici anlatımın hangi türde kullanıldığı ya da diğer biçimlerle bağlantısından bahsetmediğini söylemiştik A seçeneğinde. O nedenle A'dan da hareketli aslında. C seçeneğinde rahatlıkla eleyebiliriz. D'ye bakalım. Başarılı bir tasvir için uygulanması gerekenler. Metnimizin konusu tasvirde başarılı olmaktı. Devamında sıkıcı olmamalı, yalın sade bir dille olmalı, etkileyici bir gözlem olmalı demiştik. Haliyle uygulanması gerekenler başarılı bir tasvir zaten metnimizin konusuydu. Soru işaretimizi Koyduk. Tasvir metinlerini okuma yöntemleri nasıl okumamız gerekti? Yani okurla ilgili bir detaya girilmemiş. Yazan kişiyle ilgili detaylara girilmiş. Dolayısıyla E seçeneğimizi eledik. Parçanın konusu zaten ilk ifadeden de anlaşılmıştı. Tasvirde başarılı olmak ve özellikler sıralanmıştı. O nedenle cevabımız bu soruda çok net olarak D seçeneği olur sevgili gençler. 21. sorumuzla devam ediyoruz sevgili gençler. Bir önceki soruda metnimizi okuyup anlamıştık. Bu sefer bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisi çıkarılamaz? Yardımcı düşünce ile ilgili bir soru. Özetleyelim metnimizi. Tasvirde başarılı olmak ve başarılı bir tasvirin özellikleri nelerdir denmiş. Şimdi bu özellikleri yardımcı düşünceler üzerinden irdeleyelim ve seçeneklerimizi eleyelim. Tasvirde yalın bir üslubun kullanılması gerektiği. Yalın sade yani süssüz, edebi olmayan, sanatsız bir anlatımdan bahsediyoruz. Dolayısıyla dil sade olmalıdır. Eş anlamlısı burada var zaten. O nedenle çıkarılabilir bir seçenek olarak A seçeneği eledik B'ye bakalım. Tasvirde anlatılanların okurun gözü önünde canlandırılmasının icap ettiği. Yani gözümüzün önünde canlandırılması gerekir şeklinde bir ifade. Dolayısıyla okurun gözü önünde canlandırılmalıdır. Yardımcı düşüncemiz metinde çok net geçiyor. B seçeneğini eledik. C'ye bakalım. Tasvirde lüzumsuz bilgiler uzak durulması, lüzumsuz bilgiler hemen eş anlamlısını buluyoruz. Sıkıcı ve gereksiz detaylar demişti. O nedenle C'yi eledik. Tasvirde başarının gözlem gücü gerektirdiği, gözlemlerden elde edilen bilgiler sağlam bir gözlemden bahsetmiştik hemen girişte. Dolayısıyla D seçeneğimizi de eledik. E'ye bakalım. Tasvirde başarının en temel koşunun orijinallik olduğu. Orijinal benzersiz. Burada en ifadesi zaten metinde hiç geçmiyor. Özelliklerini sıraladık. Ön plana çıkan bir özelliği benzersiz olması değildi. Özgünlük ya da benzersizlikten bahsetmediği için bu soruda çıkarılamaz seçenek olarak E seçeneğini belirleyebiliriz. Cevabımız E seçeneği olur. Dolayısıyla sevgili gençler. 22. sorumuzla devam ediyoruz sevgili gençler. Bu parçadan Türk İstiklal Harbi ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangilerine ulaşılamaz? Yardımcı düşünce sorularımızdan bir tanesi. Öncülerimiz var bu sefer elimizde. Öncülerimize bakalım. Asil bir yönünün bulunduğu, asil sözcüğünü daire içine alalım. Uzun bir sürede gerçekleşti. Zaman dilimi ile ilgili bir bilgi var mı buna bakacağız. Farklı cephelere yayıldığı Türk İstiklal Harbi'nin aslında farklı cephelerde gerçekleştiğini biliyoruz ama metinde bundan bahsediyor mu? Bu tarz tuzak dikkat edelim sevgili gençler. Dolayısıyla farklı cepheler dedik ve metnimize bakıyoruz. Türk İstiklal Harbi bir kahramanlık destanıdır. Can İmparatorluğu'nun dağılmasını fırsat bilen işgal güçlerine karşı verilmiş soylu ve şanlı bir mücadeledir. Soyludan asile ulaşabiliriz. Dolayısıyla bir öncülümüze ulaştık. Bizden ulaşılmayanları istiyor. Belki bir nolu öncülün olduğu seçenekleri rahatlıkla eleyebiliriz. Devam edelim. Bu mücadele neticesinde düşman ittifakı bozguna uğratılmıştır. Elimizde ne kalmıştı? Süre ve farklı cepheler. Böyle bir ifade yok. Böylece küresel güçlerin emperyalist planları suya düşmüştür. Yine süre ve cepheler yok. Milletimizin verdiği bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi başka dünya toplumlarına örnek olmuştur. Süre ya da cephelerden yine bahsetmemiş. Dolayısıyla ulaşılmaz seçenekler olarak 2 ve 3 nolu öncüleri alabiliriz. Cevabımızda da bu anlamıyla çok net olarak E seçeneği olur sevgili gençler. 23. sorumuzla devam ediyoruz. Bir önceki sorumuzda metnimizi okumuştuk. Sorumuza bakalım. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde Türk İstiklal Harbi'nin diğer uluslara, diğer milletlere emsal teşkil ettiği, emsal teşkil etmesi ne demek? Onlara örnek olması, onlara ilham vermesi olarak değerlendirilebilir. Belki bizden ilham alıp onlar da kendi özgürlük mücadelelerini vermiş olabilirler. Bu çerçevede metnimize bakıyoruz. Türk İstiklal Harbi bir kahramanlık destanıdır. Burada örnek durum söz konusu değil. Cihan İmparatorluğu'nun dağılmasını fırsat Saat bilen işgal güçlerine karşı verilmiş soylu ve şanlı bir mücadeledir. Başka ülkelerden bahsetmiyoruz yine. Bu mücadele neticesinde düşman ittifakı bozguna uğratılmıştır. Yine bizimle ilgili bir bilgi. Başka ülkeler yok. Böylece küresel güçlerin emperyalist planları suya düşmüştür. Küresel güçler, başka ülkeler var ama durum yine bizle ilgili. Onları bozguna uğratmamızla ilgili bir detay. Milletimizin verdiği bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi başka dünya toplumlarına örnek olmuştur. Başka dünya ülkelerinden bahsediyoruz, diğer uluslardan bahsediyoruz. Onlara emsal örnek olmuştur diyebiliriz. Haliyle bu soruda cevabımız çok net olarak C seçeneği olacaktır sevgili gençler. 24. sorumuzla devam ediyoruz sevgili gençler. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Metnin konusuna da bakabiliriz ya da herhangi bir cümleye ulaştıysak yine bunu da cevap olarak alabiliriz. Bakalım metnimize. 16-17. yüzyıllara kadar resimle el yazmalarına görülen kent tasvirleri 18. yüzyılın son çeyreğiyle birlikte duvar resimlerine görülmeye başlar. 18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Osmanlı resim sanatında duvar resimleri olarak isimlendirilen yeni bir tarz ortaya çıkar. 16 17. yüzyıl. Devamı da 18. yüzyıl. El yazmaları bu sefer duvar resimlerine geçtik. 18. yüzyıl itibariyle bölelim metnimizi. Geçmiş yüzyıllarda çini panolar veya kuru sıva üzerine kök boyalarla işlenmiş bitkisel ya da geometrik desenlerle süslenen duvarlar 18. yüzyılın ikinci yarısından sonra belirli konular içeren resimlerle beslenmeye başlanmıştır. 18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren durum nedir? Bununla ilgili bir görüntü var. Devam edelim. Duvar resimleri duvar üzerine çekilmiş alçı sıva veya kurşun karbonat içerikli, hava etkilerine dayanıklı beyaz bir boya türü olan üstübeç üzerine ya da ahşap üstüne suyla kreştirilmiş boyalarla yapılmıştır. Nasıl yapıldığına dair bir detay. 19. yüzyılda sıva veya ahşap malzeme üzerine yapılanlardan başka ahşap tavanlar veya duvar kaplama tahtaları üzerine gerilmiş deri, keten bezi gibi malzemelere de yapılmış örnekler olduğu bilinmektedir. 19. yüzyıldaki detayına girilmiş bir başka önemli bilgi diyebiliriz. 18. yüzyılın ikinci yarısı. Yine yüzyıllar üzerinden duvar resimlerini değerlendirmemiz gerekebilir. A seçeneğine bakalım. 1800'lü yıllarda Osmanlı resim sanatında duvar resimleri olarak isimlendirilen yeni bir tarz ortaya çıkmıştır. 1800'lü yıllar aslında 1801, 1850 ya da 1890 olarak değerlendirilebilir. Oysa ne zaman ortaya çıkmıştı? 18. yüzyılın ikinci yarısı. 18. yüzyılın ikinci yarısı ne olur o zaman? 1750 sonrası. Dolayısıyla burada bir bilgi detayına dikkat etmemiz gerekiyor. Yüzyıl doğru bilmemiz gerekiyor. O nedenle A seçeneğimizi eledik. B'ye bakalım. 19. yüzyılda çeşitli malzemelere yapılmış duvar resimleri görülmektedir. Hemen 19. yüzyılı hatırlıyoruz. Hatırlamıyorsak tekrar dönüp bakıyoruz. 19. yüzyılda sıva veya ahşap malzeme üzerine ne diyor? Çeşitli malzemeler üzerine yapılmıştır. Dolayısıyla B seçeneğine bu ifadeden rahatlıkla ulaşabiliriz. Diğer seçeneklerimize bakalım. Kent tasvirleri 16-17. yüzyıllara kadar duvar resimlerinde görülmüştür. 16-17. yüzyıl resimli el yazmalarından bahsediyoruz bahsetmiştik. Dolayısıyla C seçeneğimizi eliyoruz. D'ye bakalım. Geometrik desenlerle süslenen duvarlar 18. yüzyılın ikinci yarısından sonra genelde doğa görünümleri içeren resimlerle bezenmeye başlanmıştır. Evet geometrik desenler var. 18. yüzyıl kısmı doğru fakat doğa görünümleri olduğunu bilmiyoruz. Belirli konuları içeren resimlerle bezenmiştir. Ama bu konuların doğa olduğunu bilmiyoruz. Dolayısıyla D seçeneğini rahatlıkla eleyebiliriz. E'ye bakalım. Duvarlar geçmiş yıllarda sadece çini panolar üzerine yapılmıştı. Hemen bakıyoruz, hatırlıyoruz metnimizi. Çini panolar üzerine var doğru. Ancak kuru sıva üzerine de yapılmış. Dolayısıyla sadece çini panolar üzerine bilgisi yanlış bir bilgi olur. O nedenle de E seçeneğimizi eleriz. Cevabımız bu anlamıyla çok net olarak B seçeneği olur. Sevgili gençler. 25. sorumuzla bu testimizi bitiriyoruz sevgili gençler. Bir önceki sorumuzda metnimizi okumuştuk. 16, 17. 18. yüzyıl ve devamında 19. yüzyıl Osmanlı el yazmaları ve duvar resimleriyle ilgili bir bilgiydi. Metnimizi hatırladık. Sorumuza bakalım bu parçada aşağıdakilerden hangisi üzerine durulmuştur? Yani metnimizin konusu nedir? En genel ifadeye bakmamız gerekir. A'ya bakalım. Osmanlı duvar süslemelerinde tanınmış sanatçılar. Sanatçılara hiç değinmemiştik. Sadece duvar özellikleri, duvar resimleri özelliklere geçiyorum. B'ye bakalım. Osmanlı resim sanatına yön veren akımlar, etkilendiği akımlardan bahsetmemiştik. Yine B seçeneğimizi eledik. Avrupa resim sanatı ülkelerden hiç bahsetmemiştik. Dolayısıyla Avrupa ifadesinden hareketle C seçeneğimizi eledik. Osmanlı'da duvar resimleri ve süslemeleri çok net bir ifade aslında. 16. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar duvar süslemeleri ve resimlerden bahsetmiştik. Konumuzu D seçeneği olarak belirleyebiliriz. E'ye bakalım. Osmanlı mimari yapılarının kullanım amaçları, nasıl kullandıklarına İçeriğine içeriğine dair bir bilgi, detay söz konusu değil. Amaçtan hareketli ya da mimari yapılardan hareketli aslında E seçeneğimizi eleyebiliriz. Cevabımız metnin konusunu vermesi hasebiyle çok net olarak bu soruda D seçeneği olacaktır. Bu sorumuzla birlikte de bu testimizin sonuna geldik sevgili gençler. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Hoşçakalın.